Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın? İyi misin? Herkes bunu merak ediyor. Onunla başlayalım. Neyle abi? Futbolu bırakıyor musun? Devam ee, edecek misin? Ne yapacaksın? Nasıl bir kariyer verdin? Davsu verdin mi? Açıkçası şu anda e, Galatasaray'da oynayamayacağımı göre, yani oynayamayacağım için. Açıkçası futbol kariyerimi şöyle Katar'da, Dubai'de, Amerika'da yani eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde oynayamayacağım sürece devam ettirmeyi düşünüyorum düşünmüyorum veya Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum. Katar'da, Dubai'de e, nasıl orası yani futbol oynamak için doğru bir iklim değil mi anlamadım. Hayır şöyle bir şey orada oynamak isterim yani ona gelirse belki oynayabilirim diye. Şöyle bir şey veya Türkiye'de atıyorum alt liglerinde hayali bir proje olur. Güzel bir hayal olur. Bir hayali hizmet hizmet ötek olur. Orada oynayabilirim ama onun dışında ekonomik yani, olarak bir beklentiyle değil ama. Ya tabii ki, tabii ki. Ee, nasıl ama, bir şey mesela atıyorum sizin yani, Altın Tepsi miydi? Neydi sizin <laughs> takım? Orada mı mesela? Yani, alttan bir takım alıp UEFA Kupası final yolcusuna kadar götürebilecek bir hikaye olur. O zaman ona hizmet etmek isterim. Türkiye birinci Lig'inde, ikinci Lig'inde belki bir anladım böyle bir hikayedir. Onun dışında ama artık e, futbol oynayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Eee Teknik direktör olmak istiyorum. İyi bir teknik direktör olabileceğimi düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum, ekibimi topluyorum. Ve böyle bir yol çizmeyi düşünüyorum açıkçası. Ekibini topluyorsun. Evet. Daha durup futbolu bırakmadan ekibini nasıl evet. topluyorsun? Topluyorum. Sağ olsun, sevgili Kerem Yavaş var daha önce. Ee, Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Fatih Terim'le beraber Galatasaray altyapısından çıkmıştır. Şu anda milli takımımızın kaleci antrenörü var Emrah Karakovan. O isterse onu oradan alacağım. Tabii onun özgürlüğü. Ee, daha önce Raycart'ın yap, yardımcılığını yapmış Carlos var. Ee, Atletico Madrid'de Profe Ortega'nın yardımcı yapmış e, Oscar var. Yani böyle bir ekip toplayıp teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ama doğru zaman, doğru ekip, doğru hayal benim için çok önemli abi. Ee, çünkü oyunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O oyunun doğru yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Türkiye'deki futbolun e, asla küçümsemiyorum yapılanları ama gerektiği gibi doğru ve güzel şekilde ilerlemediğini düşünüyorum. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim abi bir, kale bir atıyorum bir kaleden başlama oyunu var tabii ki çok değerli çok kıymetli ama City, Bayern Münih, Barcelona bunu 600 milyon dolarlık takımla yapıyor. Bizim her takımımız kaleden başlamakla ilgili pas oyununu kurmakla alakalı devam ediyor. Bunu saat 14'te oynanan bir maçta, kuru zeminde o topla yapamazsınız. Veya harcadığınız, yani Manchester City'nin savunma hattı bazı Avrupa'daki küçük ülkelerin, Savunma Bakanlığı'nın harcadığı e, maddi fiyattan daha ileride. Oyunun gerçeğinden asla uzaklaşamazsınız. Yani şut, orta, pas, zaman zaman uzun top bunlar futbolun çok değerli realiteleri. Bunlardan kaçamazsınız. Evet biz pas yapalım. Bu pas oyunu niye var? Kaleden çıkmak neden var biliyor musunuz? Bunu zaten Barcelona'nın başlattığı bir şey. İlerideki yetenekli oyuncularınızı geniş alanlarda birebir bırakmak için. Şimdi adam sana 7 kişiyle basıyor hala pas yapmaya çalışıyorsun. Neden bel veya boy hizası bir uzun topla bu hattı geçmeye çalışmıyorsun? Olkan ile o yüzden tebrik ediyorum. Geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Bu bir fanteziye kaçıyor diye. Ben buna katılıyorum. Özellikle Türk, Türk futbolunun bu gelişen dönemde asla bu realiteden vazgeçmemesi lazım. Oyunun gerçeğini unutmaması lazım. Ki Abdullah Avcı ile Orhan Akın Egemen Abi'nin bu sene bunu yaptıklarını düşünüyorum. E, Trabzon'un oyununu çok güzel miksediler ve bunda da başarılı oldular diye düşünüyorum. Trabzonspor şampiyonluğu hak etti. Bence de çok 100. hak etti. Ama bir yandan da e, bir kısım futbol kamuoyunda ya işte çok futbolla diye desteklendiler gibi bir ya bu, bir sözler de ya söyleniyor. O kadar, Sen ne düşünüyorsun O bu kadar kamuoyunda? ucuz ki. Yani asla böyle bir söylemi kabul etmem. İnsanların emeğini, başardıklarını yani bütün açıkçası 40 senedir Trabzon halkının beklentisini veya o insanların yaptığı antrenmanları, o çocukların çalışmasını bu kadar ucuz bir söylemle atmak benim için çok acı ve üzücü olarak görüyorum. Ben kendim de sosyal medyamdan tebrik ettim. Helal olsun. Çok iyi oynayarak, hak ederek e, herkesten daha fazla doğruları yaparak kazandılar. Ve bize de bunu tebrik etmek, takdir etmek gerekir. İnan bana bunu Fenerbahçe Beşiktaş e, yapsaydı aynı şeyle, aynı şevkle tebrik edebilir miydim? Edemez, edemezdim belki ama e, bunu söylemek isterdim. Artık böyle olması gerekti. Çünkü e, futbolun içindeki e, yapılar Futbol öyle kötü bir yere gitmeye başladı ki abi. Futbol o kadar değersizleşmeye başladı ki. Bizim e, 10 sene önce kazandıklarımız da artık Türk oyuncuların veya kazanacakları çok alt seviyeye düştü. Bunu da bizlerin hep beraber düşürdüğünü düşünüyorum açıkçası. Arda bu te, enkazı yani Türk futbolu e, nasıl bir şey seyrettiğimizi mesela İngiltere'de maç seyrederken falan anlıyoruz. Sen bunu dünyanın en iyiliklerinden bir tanesine futbolcu futbol evet. oynayarak deneyimledin. O da öyle tırışka takımlarda değil. Yani Atletico'da oynadın. Ondan sonra Barcelona'ya gittin. Çok nadir tırışka olmuş. Evet, yani çok net. Ee, şimdi bu deneyimi biz izleyici olarak seyrederek görüyoruz. Sahada bir Premier Lig maçına baktığımızda ve La Liga maçına baktığımızda kanalı çevirip geri dönüp Türkiye bizim Liga'da bir oyun maç seyrettiğimizde arada bir dramatik bir fark görüyoruz. O dramatik farkı sen nasıl görüyorsun? Bak, birinci fark o kadar basit ki. Şunu söyleyeyim abi. Çimin güzel kesilmesi, zeminin güzel olması ve ıslanması ile alakalı biliyor musun? Bunun ne kadar büyük bir fark olduğunu anlayamazsın. Yani Türkiye'de a dersin ki ya şu zemini ıslatın. Zemin güzel olsun. Herkes şöyle ya %50'sidir oyunun. Topun hızlanması, oyuncuların hızlanması, bir defa e, oyuncunun iyi hissetmesini sağlar. Türkiye'de bunu sağlamalıyız. İnanılmaz. Yani ben bu, burada e, yani bunu yapanlara çok teşekkür ederim. Muhteşem statlara sahibiz. Ama zeminler de aynı şekilde bakılmalı. Yani biz Barcelona'da en ufak bir kötü hissettiğimiz zeminden başka sahaya geçerdik. Çünkü hmm. pasın kalitesiyle alakalıdır. Pasın şiddetiyle alakalıdır. Futbolda kullanılabilir pas diye bir şey vardır. Ne demek o? Buradan ben sana topu atabilirim. Sen de bana atabilirsin. Ama senin bana attığın topu ben 3 kere de kontrol etmek zorundayım. Hmm. çünkü onu kontrol ederim, düşünürüm ve oynarım ama ben sana bir pas atarsam sen o top gelirken öyle bir pas atarım ki sana istediğini yapabilirsin İster kontrol et, ister düşün, ister tekte oyna buna bir saniyede bu, karar veriyor değil evet, mi? bu hem oyuncunun kalitesiyle alakalı ama zemin ve topun kalitesiyle çok alakalıdır hmm. bunu insanlara anlatabilmek için yıllarca çok uğraştım ben yani Iniesta ile başka bir orta saha oyuncusunun arasındaki farkı anlatabilen, 100 milyon euro'ları anlatabilen fark budur. Herkes birbirine pas atabilir. Ama kullanılabilir pasın farkı aradaki 100 milyon euro'yu belirler. Bayağı. Güzel anlattım değil mi? Yani gerçekten fena anlattım vallahi tebrik ediyorum. <laughs>